hammalarımızı dalalattan hidayetle durumat dinimizde tarihe nazar soracak olursak bizde mukaddes İslam dinimizde her bir insanın cemiyette özüge yaraşı kurdu ve hürmeti var ikenliği bayan edildi. İslam tarihe nazar soracak olursak cahiliyette hayvanların beyan hukukları bulunur. Ular ne kadar mevasından mahrum kılıyor. Belki özlerine hem büyük sıfatıyla mevasından kurtasını taksiyonla gidiyor. Allah da Allah Kur'an-ı Kerim'de bir neçe insanlar, yani belki insanlar cinsinden katli nazar değil kendine, ve insan kendine, ve insan kendine, yukarıdan kılıyor kendine, sözge, layık kendine Allah Ta'ala Kur'an'la bayan ediyor. Şimdi azizler cahiliyet dövrü, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber doğru geliştik dövrüden, oldukça dövrüden. Özür aslında Peygamberler, Umumi Muadam aleyhisselam'dan ta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'lik dövrü geçer. Tarihlerde uygulanıyor muzak, Peygamberler aysı bir cahide, aysı bir tabikada, aysıdır millette cehalet avucuya çıktı. İnsaniyet tabakatı vardı. İnsaniyet cehalet kalmanıya vardı. İnsaniyet hatta mahlumatlar, hatta bana şuradaki üçlemenli bir yırtıç hayvanlar kıraydiye emellerini kırıp, şuradaki bir haletteki yerde, uşa kabileye, uşa milletke Allah Ta'ala hasret peygamberdir. Bunlarda doğruyum ya başka yok. Bunlarda o şey cehaletten çıkarmıştaki hareket diye peygamber. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bitti milletliğe, bitti eyletliğe, yani ki bu bir kabileye yemez, bütün beşeriyetliğe, o beşeriyetliğin zalavetten nurga çıkışlığı, zulümatten nurga çıkışlığı, zidayetliğe çıkışlığı hesabat olup, peygamber olup ahir zaman, Peygamberlerin uluğu ve ahirgisi namıbiler. Ahirgisi namıbiler, mertlerken halette peygamber bölgü var. Peki bu şey, Davu, Arap memleketlerde cehalet şunemeyen gibi avucuya çıkan dedi ki, hayvanlarını hiç nersene bilmezdi. Ularken miras, taksimlenmiş diken nersi bu mekan. Hatta bir kişi baba dilerken olsa, onun hayvanını uçan miras kollarından dinlesin ve büyük sıfatıda yine miras kaldı, kabul kadıya. Kız arzanda tutulsa, onu yerdeye durmuşa verişim gerek. Yani ki onu bir yerdeye veriştik, diğer düşüncelerini ağrıyak mıdır? O arzanlarına rikleyi doğarıp, kuma diyen cehalet doğrudur. Hatta Kabe'nin içine, 1000'den 365'te butlar basıp koyulup her bir kabile özlerinin budunu Allah Rabbine ibadet karıştık derecesinde cehaletle ilgilen beyinde mukaddes İslam dinimizde Peygamber aleyhisselam vesile bulup Peygamber bulup, Rusul bulup okuyun. Her yeni dinimiz diyenden keyif Allah Ta'ala Kur'an bulan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerle bu insaniyetini, necahını, insaniyetin saadeti ne kadar ilgilenir? İnsaniyetin necahı bu dünyada ya, ahirette ya ne kadar ilgilenir? İnsaniyet ne kadar akarsa bu dünyada bir ayıza tutuğu hatı olur kadar. İnsaniyet ne kadar akarsa evde kapla kıyamette Rabbisinin huzuruyla oryada saadet kapadı. Bunu Allah Ta'ala Peygamber aleyhisselam kapadı. Siz bizler gel Peygamber boyu bir oryada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kapadı. Haberini verdi. Cümleler Allah Ta'ala Nisa suresinin 1. ayetinde Eûzu billahi mineşşeytanirracim Ya eyyuhannâzu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده
Yani mantıken oylandırırsak hem Allah Teala ayol zorunu erkekten yani Adem Aleyhisselam'dan ama havanı Adem Aleyhisselam'ın avurmasından alıp yaratırken ligi kitaplarımızda var. Bu ligi biz öz özümüzden ayol kişiye nispeten özümüzde artışa konuşmuyoruz. Yani kimizlenmiş manasıdır. Yani ki ayol kişinin ayol bugatliği için bunun zayıflarını, bunun bazı işlerde imkaniyetsizliğini, yani ki onun bana şu ayolluğu bilen tane başını açtık, nihayet de yani dinimizde hılak bugan, dinimizin çakılıklarına zil bugan emellerden de dönüşümüz gerek olur. Ayol kişi, İslam'da ana, opa sevgin, cüftü halal, vakıs sıfatına kurmadılar. Bunlar miras oladı, o miras kaldılar. Nikahdan, nikahda ise ayollarının razılığı soradı. Bunlar gayet erkek kardeşlerin taminatı aslında buluşadı. Kur'an-ı Kerim'in ondan artık surelerinde ve kurumdan hadis-i şeriflerde ayollarına değişti, kurumdan komşu. Hatta Kur'an-ı Kerim'in katta surelerden biri Nisa yani ayollar suresinin nomlanı. Bunların hepsi İslam dinine ayollarına bulunan yüksek itibarını görseler. Ayollar türlü ibadet ve yaşlılıklar için sevap alışadı. Alışta hem erkeklerle beraber verdi. Bu hem Allah Ta'ala şundaydı merhamet kıldı. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. وعلى الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. يعني الله مؤمن ومؤمن لك أصلا أنهار الله أصلا لك مندوب يشهد لك جنات مؤمن لك يقوم بمسكن لك mazmuniga qaraydigan bo'lsak Alloh taolo aytayaptiki, Alloh taolo mu'min va mu'minalarga ostilardan anhordan og'ib turadigan jannatlar borligini Alloh taolo va'da qilyapti. Demak, agar jannatga kirish ma'nolari erkaklarga ortiqcharoq bo'lganda edi, Alloh taolo bu yerdan mu'minlarga deb qo'yardi Alloh taolo. Demak, ayollarni ham mu'minalar deb Alloh taolo oyatda qo'shdimi? Demak biz bilamiz ekanki, ular bizga o'xshab amal qiladigan bo'lsa, ya'ni erkaklarga o'xshab amal qiladigan bo'lsa, solih amallarni qiladigan bo'lsa, albatta Allohning huzurida ulkan ajru mukofotlarga ega ekanligi aytiladi. Bil aks, ya'ni ayollarning ba'zi bir narsalarda imkoniyatlari Allah'ın razılığını tapıştıkları imkaniyatları kızlarımızdan göre artırarak kısaltalım. Bu mevzuda hem inşallah sohbetleşeceğiz. Ayol kişiye Allah Ta'ala iki meseleden masuliyet yükleyin. Biri cüftü için ruhi, manevi, hatırcaklık, sükunet, buluş. İkincisi ise terzen dünyaya girdiriş ve bu gelen konum kırış meşakkatlerine yüklenen. Şeriatımızda şu zavuvatlı başaklıklar makamındaki bir deşte meselelerde ayolların ruhi, cismani halatı iddiaki olanıdır. Bunlarla ikram kursatırken yetkinlikler hem var. Hayatın durdu cephelerindeki cevaplarının masumiyeti erkeklerle yüklenir. Bu meşakkatlerden ayollar azaltılırdı. Yani bu hatta Kur'an-ı Kerim'de Allah Ta'ala şunayı merhamet kıldı. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم صدق الله العظيم. الله قال إركاكلار خانوملار üstüden aile başkanı sıfatından daimi ayıp duruculardır. Sebep Allah kuranın ayrımları erkeklerini ayrımları ayollardan bazı hususiyetlerini artık kılgeni ve erkekler çok ailesine göz mal bunlardan sert kırık duruşlarıdır. Bu arada bir hasalarımız
bir vatandaşlığımız gerek. Yani eğer 40 kişinin ailesini, ayol kişinin gözünü mal olduğunu kullanıyor bozuk. Haydaydı, vaktinde odası tamamen verilen mal olduğunu vardı. Yedi emek kişi, ayollarının kusunda Allah kalay derdi ki ayıp duruşudur. Dedi ki ayıp duruşu ki, nümenden kullarının nakakası bilen. Kullarının yakışılık bilen gözünü, yani dini şeriatımızın kursatmalarına muhafık, ağrının terbiyesini alıp barıştık bile bu. Lekin ayol kişinin gözüge has gözünün mal mülkü olsa, erkek kişi aydınmaz eken ki, bu mal mülkünden ben bana hazırlarında nefakayı yukar uçuk işleyeyim mi? Sen hem işler de onu kuşa nefakaya mağdur kalmaz eken. Ayol kişi gözünün mülkünü bayağı, bayağı uçuk sardaşka mağdur edemez eken. Şimdi muhtemelen azizler bugünkü gündeki özümüzde koruyarken, vakiyelikte koruyarken hemşirliklerimizde bir muhtarlık oluşumuz gerek. Dinimizin kararı bana şimdi hazır ayı görgenimizde ayollarını görgenimizde kuşa onamızdır, sinirimizdir, yay bir kütle havalımızdır, yay bir kızlarımızdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i mübareklerine muvaffak bizler hayatlarımızda bir yolga koyu varışımız gerek. Hazır bir günde bana şu eşitme yeşil yürüp kopartlar beklerine bozak ya hakimiyetli işinle bağlı kuru alıp ya masjid işinlerine ve başka mütesaddi taşkılar derdi işinlerine bağlı yerini tırayarken meçkene kılıklarından şikayet kılıp özünün köşede bakanlığı başmanası yokluğu ikide kuşa bakarak yine karmasan taşak etkenliği yoy geçirdiğinde nakakarak nakakayı rozlar kılaman de kendi kuşa köylerden normal farklı maliye ve yoldan bulmasından 5-6 yıllardan beri kuşa köylerden başa kılıklarına uyarlı bu köyde kuşa bakan ikide bana bile ayollarını bir nefada taşlar gidiyorken erkekler doğrusudur. Bana ve zahatı bile aynı kutlarımızda karşısızlar karşısızlar nasılsa ayolunu terbiye karıştırdık. Mütte yorumunu kalak verip bırakırken bir odasız erkeklerimiz zamanından kaybederken kalak sözleri ve kuşa kalak sözleri sebebinde ayarlarımızda boş bir kuşarak getirip kalır. Ne kadar şimdi bilmezsem hatta bazıları tuzuk tak şurada getirip giderken ayarlarımızın varlığı kullarının hem ümmesinin zemininde biz erkekler Allah Ta'ala tamamıdır. Yani ar-ricalu kavvamuna alel nisa, yani erkekler ayollar kızına kayın durucudur. Ne Allah Ta'ala sizi kızlarken erken masuliyetli, bacak mayanlarımızdan muliyetkenliğine de görüşürüz ki. Eğer talak masalesi nihayetli bir bağcak masalı buraya. Hatta çırkanlı bir kavuşuna çıkıp geliyordu ki bunu tırk ile ayetişlikle acizlik parayalımız. Bu arada bir kavuşma kavuşalarımızda bu talakın ne kadar yaman geldiğini ayet okuyamaz. Dedi ki bugün hem sözümüzü kuşa Allah sözüne koyarken hemşirliklerimizden başlamasa güveniyen koyuyor. Sebabı erkeklerimizde ibadetsizlik kavuşuna çıktı diye. Erkeklerimiz özel masuliyetini aynaya koyuyor. Eğer şimdi hangi bir ruhlarımızın sözleri var ki eğer talak kılış vakaları ayarlarına verirken de idi talak kılınmadan erken kalmadan bular idi diyor. Talak kılıştık vakaları ayarlarına girmesini ki Allah Ta'ala yani ayarlarımızın iradesizliğini dinamakta koyuyor. Ayollarımızın zayıfaliği inanmakta oluyor. Bunlar kusa kumasa kuşa kalan sözün aydın yuvarıştı ki Allah Ta'ala'nın iradesi ile birinin bu talak yüklemesini erkeklerimize veriyor. Hani şimdi bugün erkeklerimiz
Şimdi babalar kurmaya gereken olsa bu şey ibadetsizlik manasıdır. Bu ise bu mesela ayağını alan olan cezalaştığını hareket edip aradan bir ay ötkenden giyip bin bir pişeyman olan imamlı olduğu normal olduğu gelip bana şu dedi koydum de bütün bir ailenin aşkına sorup bu zannin günahının alınması böyle yerini ne kadar üç defa tanım var, iki defa tanım var de nihayet bugün azizler, biz özümüzü aklesek, dinimizi hayatımıza tatbik etsek, dinimizi bir resmiyetçilik içinde kabul etmesek, dinimizi ihlasla kabul etsek, itikadla kabul etsek, dinimizde konuşabilen hadis muradını, Kur'an ayeti muradını, bunu bir vücudumuzla kabul etsek, bunu amel kılıçlıkla hemen aramız dinimizi doğrulasak. Bu talak sözü değil mi? Hatır münasebetleri değil mi? Buna dinimiz kanday tarayın. Peygamber aleyhisselam derken kişi buna kılıçı gerek değil doğrusuna kanday kursatmalar verildi. Ve bu uzları ibret bulup kanadan gibi hayallarına bulan münasebetleri de uzları ibret bulundurmalarını kursatıp derdi. Bana şunu hayatımızda alıp girişlikle uçuşumuz gerekir. Kızıca işte olanı tutturup koyup kızda gelinle hayda varıp orduya başka bir hatını alıp gelip ben bunu bakladım, ben güçlüyken ben, ben kudretliyken ben, bunu köşelerine sarsak kıldım de kızını erkek bir baktanın türken erkeklerimizin orduya açıları kızdı. Aslında bu olanı, bu ayvanın şanı, köşe köşelerine sarsak kıldı erken, kan kıldı erken, kuşta, olanı ya iki de olanı oradığın joy kapmayı yürüyen ayağında gururlu kuşa gözüye bu. Devlete bu kimdi pazarını dese patlasayan patlamasayan kuşa kapama yer zikretinden. Dedi bu yerin sözünü işlerinde güzel kentler iştifal ile tutuyor. Üçte olanların altında hayla geldi buradaki kuşa kapmak diye. Güzel kentler iştifal. Güzel yandır şerahta iştifal ile kuşunu tutup yürüyen bunun olasıya Mehmet'e kimdir? Karaşlığı gerek oluyor. Bu hayda varken, bulur koyup hayda varken, şimdi Mehmet'e kimdir? Karaşlığı gerek oluyor. Yine o an namus doğrusuna yaptan geldi tekrarımız. Muhterem azizler, hayvanlarımızın şanını himaye kılıçta hayvanlarımız sallallahu aleyhi ve sellem'in bittiğine hadislerini hayatımızda tatbik etsek, bir tane hadislerini toluca amel kılıçlıkta gözümüzde vacip deyip bilsek, bana şu ayolarımızla buraya erken hazırlıklı halatlardaki tüket grupta kemçinliklerle düzle geçmesin. Bu kayısı hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayetlerinden ki, yani hamidi mu'min, kim diyenlerine hakiki mu'min özü için yakışmıyor nefsesini buralarına yakışmıyor. Özüne yakışmıyor nefsesini özüne buralarına yakışmıyor insan hakiki mu'min olur. Biz köşede bağlı etken, biz köşede bu anadasını kılıp köşede çıkarı var, başmanasız dinlen etken ayol özüne okşayan bir insanlığınızı. Koşa koşada yürüyen ayağında baktanın de kursan bulup yürüyen mu'min, Müslüman, bende o yaşlıya şunun cahiler benim kızım bulsa kendin bulayım. Yok ki benim sizin konuşum mümkün edin. Yok ki benim anam şunları korup korkarsa ben kendim korkarsa ben kendim çıkarım. Yok ki bana şu halatını her bir insan özünün hayatı yapıp kurganıp görüp İyi köşeye hayal edilen olsa, elbette bundan bir kuşa Resulullah'ın hadisi, uyan bingi okşayan bir insanın kızı, ya iki bingi okşayan bir insanın sinirisi, kuşa kızı gelinimizde buraya etken halatını, özümüzde kızımızda Müslüman'da bir uyan görüşümüz gerek.
O'shanda haqiqiy musulmon bo'lamiz. Hozirgi paytda o'ziga chiqib ketyapti. Hamma odamlar o'zining qizida hamma yaxshilik ko'rishini yaxshi ko'radi. Qizlarimizda hamma yaxshilik ko'rishimizni yaxshi ko'ramiz. Lekin kelinimizga kelganda uni bir hamma yomonliklarga ega bo'lishni yaxshi ko'ramiz. Bu musulmonlik burchi emas. O'sha kelinimizda ham qizimizda deb turishimiz kerak. O'sha kelinimizda ham o'zimizning bir mas'uliyatni burchimiz, vazifamiz, uning nafaqasi deb bilishimiz kerak. Ularning sha'nini Alloh taolo ko'tarib qo'ydi. Payg'ambar alayhissalom ko'tarib qo'ydi. Endi nima uchun bugun biz musulmon bo'la turib, Allohni dinidaman deb, payg'ambar alayhissalomni hurmatiman deb bugun biz ularni qo'llashimiz kerak. Bu xudo qanday musulmon bo'lamiz? Shuning uchun azizlar, bizlar bugun hayotimizni o'nglashimiz kerak. Bugungi bu kunda bo'layotgan muammolar, ajrimlarning ko'payib ketayotganligi, er-xotin munosabatlari nihoyatda bir ashinaqa holatga kelib qolayotganligida 70-80% ayb mana shu Alloh taoloning oyatiga mana shu oyatni tafsirini aqli qozi Bayzaviy tafsirlardan deb o'qib biladigan bo'lsak, u nimalar kiradigan ekanligini bilamiz sizni. Ularni ustida g'oyib bo'lishlik nimalardan kiradi? Ularni yurish turishlari, axloq holatlari, ularning muomalasi, ularni ta'lim tarbiyasi, hammasida erkaklarimiz mas'ul. Ularni nafaqasi, hammasida erkaklarimizning mas'ul ekanligini bilamiz. Mana shu mas'uliyatlarimizni hammalarimiz his qilishimiz kerak. To'yni qilayotgan, uylantirayotgan farzandlarimizga ham yetkazishimiz kerakki, buni din ko'tardi. Alloh taolo ularni shonini himoya qildi. Nima uchun men bugun o'zim xo'rlashim kerak deb? Nima uchun men ularni xo'rlashim kerak deb o'zimizni hayotimizga bir ibrat nazari bilan qarashimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollarni hamsi ishga chek qo'yish va ularning jamiyatdagi o'rnini anglatish uchun ummatlarga yetarlicha ko'rsatmalar berganlar. Hatto u zot bir muborak hadislarda shunday dedi: "Innaman nisa'u shaqa'u shaqa'u rijal." Ya'ni albatta ayollar erkaklarning tug'ishganlari. Afsuski hozirgacha qiz farzand dunyoga kelsa xafa bo'lish, o'g'il tug'madik deb xotiniga zulm qilish, uni haydab yuborish va juda ko'plab dinga xilof bo'lgan, Alloh taologa kerak bo'lsa shirk bo'lish darajasidagi amallarni qilayotgan erkaklarimiz ko'payib bormoqda. Vaholanki payg'ambar alayhissalom bizga qiz farzandlarni chiroyli ta'minot qilish, tarbiyalab turishga uzatish jannatga oliy martabalarga sabab bo'lishligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uqtirganlar. Jumladan payg'ambar alayhissalomning muborak hadislarida kim ikki yoki uch qiz yoki singlisiga g'amxo'rlik qilib tarbiyalasa va ular turmushga chiqib ketsalar yoki o'sha kishining o'zi vafot etsa men va u kishi jannatda mana shunday bo'lamiz deb muborak o'rta va ko'rsatkich barmoqlariga ishora qilganlar. Ayollardagi jismoniy zaiflik qoralanmaydi. Masalan, juda bu holatda qovjiga chiqib ketgan erkak kishi borib, ayoliga sen mana bu ishni qilmaysan, seni kuching yetmaydi, sen nimkarasan deb haqorat qilishligi haqqi yo'q. Chunki Alloh taolo shunday yaratgan. Alloh taolo ularni zaiflarni yaratgan. Biz yaratuvchining ustidan kulib yuboramiz. Kim ayolning ustidan zaifligi ma'nosida kulsa, haqorat ma'nosida kulsa, uni bir ishni yetkazmasligi, ya'ni qaysi bir ma'noda kuchi yetmaganligidan, zaifligidan kuladigan bo'lsa, o'sha ayolni emas, uni yaratgan nomusini ustidan kulgan bo'ladi. Bu og'ir gunoh. Buni bizlar hozir aytganimizda hayotimizga tatbiq qilib borishimiz kerak. Kundan kunga qancha amr ma'ruflar bo'lishiga qaramasdan qancha qancha targ'ibot ishlari
kurmayamazlar. Hangi kadar bana maçlarında bir varlık maniyatlar verilir, taklimatları kurmayı işe kalmazlar, acırından savaş oluyor. Bunun zamirle bizlik hem kadarımız erkek kuradır, kızımızın birimize olan etibarımız, amalımız. Şimdi yürekten ikaz ekanlık anlıyor. Eğer dinini doğru kalmıyor, dinle doğru anlatıyor, Rabbisini kalmıyor, Peygamber Aleyhisselam'a muhabbeti olan hakiki mu'minin ailesine bana şu da kemşirlikler konuşumu kıyamaz. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayollardaki bana şu zayıflıkta daim etkileri olan vakıflarını himaye edilmişken Peygamber aleyhisselam hariz edildi. Hatta vidalaşma haydarındaki maşhur kutbelerde hem ayollarga nispeten yaşlı münasebette konuştu. Ayda ayda vaziyette geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şer acil kutbelerde yani kutbe okuyanlar. Bu maşhur kutbelerin hakkılarımız avalan işgahlarımız, işgahlar bozak, öz izahatımız bu çok kutbelerin mahkuda Peygamber aleyhisselam medetler Uzi gibi sorar. Biz sizlerle namazı vaziyet tutalım. Yani namaz gibi baba kumayınca Avma malakat aymanıdur. Yani ki bu şey namaz gibi etibar kumayınca ve bu aslındakilerinizin hakkını kaymak kumayınca. Bu bizim hızlatçımız buladı mı? Biz sabahlı aylık alıp direkçilik kuladırken malımız buladı mı? Bu ayağımız buladı mı? Bu kızımız buladı mı? Yani ben kendi vakalarda insan ekemende kulağın hakkını kaybolmuştuk ki hakkımız yok. Çünkü kumar değil ki Musa dedi. Peygamber Aleyhisselam kumarlarında kaybolup ahırlı söz dediğini mesela bir kişi eğer kazanlarına vasiyet mahşu olsa en zamun kazanına gelir. Hayatı ahırlı yediyen kendini bilgen adam en zamun kazanına gelir. Kazanlığa ya kızını, ya kışağına bir koşusunu, ya da uzak karınlaşını çakırandı da bana şu kasadan kavurdulamam dedi. Peygamber aleyhisselam ha, kuşağı hakikaten kulağındaki ahırki hutbelerinden. Siz o kızlarının kaybolu, siz o kızlarının üstümüzde konuşu mümkün olan kemçirliklerini kavurdur alın, ben sizlerle namaz geçerlerden ve kol bastıklarınızın hakkı hukukunu kaybolması geçerlerden de Peygamber aleyhisselam eylemi. Bu degen hayvanlarımızın, yani kulağının şahane hikaye demiştik, siz o kızların hakikli bir burçumuz, o namusumuz, kulağını hikaye demiştik, dinimizin mukaddes karaviye geldiğini, hemen biz hayatımıza dışımız gerek. Bana hazır, bu gece bir arıza gelip düşüyor, dedim ben iki birlik arıza gelip düşüyor, dedim bu okumelerden bozarız. Şuraya bir aşınlarla bağlı, dedim hakikaten. Bunu yaptım bana şimdi. Özürlü yeri doğrusunda yazmayı da yaptım. Ondan ben ne kadar gelen. Kuşada yürüyende boşlularımla, babaylarımla, tanış, tanış yuvalarımla her ayı bu çok geç gelen. Sonrasa falan bir kafede, falan çayhanede, falan avukatını yaşıkladığın çaylarda oturup kilerinden dedi. Bugün 400 binden avukat haberi geldi. 500 binden avukat haberi geldi. Bir milyar sonra çay içerdiğinin mahtarını geldi. İşaret kaldılar. Şuna yazdılar mavuzusunu. Hatta okup, çıkıp okup ben bakacağım. Şimdi vaktimizin hesabı alıp, şimdi okuşuklu imkanı yapıyorum. Asasi mazlumda yazıyorum. İşaret kaldılar. 4 ay boyu uykuzun arama okuşuklu sakin ver. 3'te 4'te balası var. Ne kadar uçur, bitti de. Bir milyar davat, hem mahkemeden gel, bir ay boyu. Hence terbiye etmiştik ya, hence yedin asker yapmam. Oralarının kıynelerkenlikine iyiliği yok dediler, nasası yok dediler kıynelerkenlikine kaç ayet sonunda bir bol var, itibarı yedik bekliyor. Evet, dedim,
sevgilisi yanmalı, ne farzatı ile yaş yapardı, ne ayarlığa yaş yapardı, ne bunların nefadası yeterliydi, ne bunları yapıp ağırlık tercih ederdi, bunlarını deforma bulup şu köşe ile yürüyen akı ugalarını düşünür kubasın. Bu arada köşe huzunma, köşe erkek, köşe özünü bir erkek mende boyunca erkek oda, en birinci masuliyeti şu an nefakası yemez dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadislerden şöyle diyenler. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah ve dinarun anfaqtahu fi rabatin ve dinarun nasaddaqta bihi alel masakin ve dinarun anfaqtahu ala ahlika. Bana dinimiz
yüzler borularını yığın konuştuğu, o ilave acımlarını kurmayıp yıkayacaklığı, bunların hem hamasının zamirine, erkekler kuzunun vazifesini uddalamayı kurgenliğe, yoy ki uddala şehreketlemek, dinimizde, şeriatımızda talabiye, amel kurmayarken dinimizden koyuyor. Bunu uğraştığımız gerekiyor. Uşak'ta boşta kılayarken amellerimiz, cümleye kalmışsak cümlemiz koyulardır. Hacı olsak hacımız koyulardır. Cemaatle şansıysa cemaatlerimiz koyulardır. Maçta hep koyduk, buldu. Ben boşta kalamasadan azaltmam diyen fikirde işlemiyoruz. Maçta kuzumuzun karşımızda Allah kuşunu görüyoruz. Allah'ın emrini Allah kılıp yeterlikten zahit duruş için görüyoruz. Kucaya çıkıp varım ve bu maçta varım. Kızını ödüp gitsemem bu arada. Kuşan üstüne boşlarım kocamam bu arada. Ayağımı soksamam bu arada. Oğul kızlarına mahkumun bağımına kısamam bu arada diye düşünceler yapmayı. Bilaks maçtan çıkan insan hem acaba boşlar yapıp oradan koşuyor. Hem acaba adamlar bundan ibret alırken insan konuşuyor. Maçta giden insan maçta sınıf çıkıyor. Sınıf degeni Allah Allah'ın hemen buyruklarını kabul kılıp Peygamber Aleyhisselam'ın hem basınlarlarını yeri yasaya alıp bana şu kılın başta meşhur eserlerin hayalinde hakim durmadan çıkıyor. Maçta çıkan adamı görgen olan havasından çıkıyor. Bunun muamelesi, yürüyüş duruşu, ahlak kalanı, giyilişi, her cephede bizler başkaları ibret namına vuruşmuş ki. Allah Allah'a bacalarımızı bozuldu. Ailelerimizin saklan barış, parzalarımızın şanını, farklı ailelerimizin şanını, bu kadar ifade etmiştik. Hem olarımızda Allah Allah'ın muhafaza ile yapılsın. Muhterem azizler, bugün siz azizlerden dua soruyorlar var. Aslında bana şu 45 vakıya bulduk, mazımızda işbirleriz. Maşina patlak geçişi neticesinde hence paralarını vafat etişliği içtik. Taşkent, Sarıkent, Bukhara, Mağazır, Marşut, Zakatayken, Şafirlerin hakları gel. Seferce kadar özellikle dua soru gönder. Aslında bu arada hem kuşa dinimizin talebini hakkını anlatmışız ki. Oraya gel, bu amelikle, bu duhaş mağazırlar, bu yandır, kaysın üstün talebini bacana geldiğimizden bu. Bu nasıl diye bir dua veriş Çiğ olmayacak. Uşa tezlikle aşınmasın gerek, Ramazan, Recep oylarıyla
niyat, yaxşı niyat, ağzı istəklərimizi ruhiyyətə çıxarkən, Parvardigar, bemorlarımızga ruhiyyətə şifa verkin, arzularımızga nəcat verkin, qoşlarga şükür çıxarkanımızın üç günlərini asan eləkin. Mana şu yangi bozorimizni ham hayizi barakati xalqimizga manfaatli joy bo'lishiga nasib etadigan. Ilohi Parvardigor yurtimizni tinch hayotlarimizni xotirjam ayla. Shu yurtimizni obodligi, ravnaqli yo'lda xizmat qilayotgan avvalo muhtaram yurtboshimiz, qolaversa barcha mutasaddi tashkilot rahbarlarimizni olib borayotgan xayrli ishlarda o'zing aloqador bo'lgan. Parvardigor mana shu juma jamoatimizni shakllantirishda xizmat qilayotgan tinchligi, xotirjamligi Parvardigor bularni xotirjam ibodat qilishga xizmat qilayotgan ichki ishlar, tumanimiz hokimligi, barcha mutasaddi tashkilot rahbarlarimizdan olib borayotgan xayrli ishlarda Parvardigor o'zi qadrdor bo'lsin. O'zining ulug' baytining muhabbatiga hissasini qo'shayotgan barcha bandalarning duolarini hosil aylar, ikki dunyolarni saodat qilgin. Albatta, o'zlarining barcha orzu istaklarini o'zingdan so'rab turgan, qo'llarini ko'tarib turgan barcha jamoatlarimizning duolarini hosil aylar, ikki dunyolarni saodat Allah'a emanet olun.
Elhamdülillah nahmaduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve netevekkelu aleyh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh neşhedü en lâ ilâhe illallah ve neşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühû sallallahu teâlâ alâ âlihi ve ashâbihi ecmaîn varhamnâ ma'ahum vahşurnâ ma'ahum birahmetike yâ erhamer rahimîn. Allah